Uygulamalar çoğu zaman şiddetli tepkilere neden oluyordu. Milli mücadele yıllarında hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, vatan savunması için varını yoğunu feda eden Müslüman Anadolu halkı, zaferden sonra atılan adımlardan hayli rahatsızdı. Savaş yıllarında dört elle sarıldıkları dinin, dini müessese ve dindarların kısa süre sonra tasfiyeye kalkışılması tepkileri daha da artırıyor, tepkilerin artması üzerine ise yasal düzenlemeler yapılıyordu. Örneğin 1925 yılında çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu şiddetli uygulanacak ve böylece muhalif sesler kesilecekti. Şeyh Said ayaklanması gerekçe gösterilerek çıkarılan yasadan dolayı çok sayıda yazar, gazeteci ve vatandaş ağır cezalara çarptırılacaktı. Kurulan istiklal mahkemeleri de gece gündüz çalışacakları bir sürece gireceklerdi. Dönemin basın organları ise kendine göre öcüsünü çoktan oluşturmuştu bile. Gazetelerde yayınlanan karikatür ve yazılarda rejim muhaliflerine her türlü hakaret neredeyse serbestti.